10 dakikada aldığımız penaltı dediğin gibi bizim için çok büyük bir umut oldu ve bunu şehrimize de aşıladığımızı düşünüyorum. Yani çocuklar çok iyi hazırlanıyorlar. Aslında o maça da çok iyi hazırlandık. Biz erkenden gittik hem oranın havasını yaşayabilmek için. Fakat tabii oranın zemin şartları, biraz seyirci şartları, biraz belki çocuklar da stres yapmış olabilir ama kendi sahamız ve seyircimiz önünde ben bu turu atlayabileceğimize inanıyorum. Çünkü bizim takımımızın ilk günden beri de söylüyorum çok yetenekli olduğunu, aslında bulunduğu yeri hak etmediğini hep söyledim. Hem şehrimiz hem biz, takımımız bulunduğumuz yeri, ligi kesinlikle hak etmiyoruz. Daha üst liglerde olmamız gerekiyor. İşte salı günü de çok önemli. Bence şehir için, kulüp tarihi için çok önemli bir maça çıkacağız. Bütün zaten organizasyonlar yapılıyor. Bütün taraftarımız gelecek. Ben saha içinde futbolcularımızın sakin kalmasını istiyorum. Taraftarlarımız da zaten gerekeni yapacaklarını düşünüyorum. Yani biz hep beraber bir bütün olarak şehir, futbol takımımız, yönetimimiz, çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız hepimiz bir bütün olup inşallah ben bu turu atlayacağımızı düşünüyorum. Bu turu atladığımız zaman da ben şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. O bilinçle, o hırsla, o istekle gelsinler maça. 90 dakika boyunca birinci dakikadan 90 dakikaya kadar taraftarımızın bizi desteklemesini istiyorum. Zaten bunu hep yapıyorlar. Ama sonuçta bize gol lazım ve biz bu golü 1'de de atabiliriz, 90'da da atabiliriz. Panik yapmadan, stres yapmadan, sıkıntı yaratmadan takımımızı destekleyeceğiz. Biz dışarıda mücadelemizi vereceğiz, tribünde taraftarımız verecek. Futbolcularımız saha içerisinde bunu aşabileceğimizi, aşacağımıza inanıyorum. Bütün herkesi bekliyorum. Zaten bunu söylememe gerek yok herkese. Yani biz gelin demesek de gelecekler. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle salı günü gülen tarafın, üst tura çıkacak olan tarafın biz olacağımıza inanıyorum. Çocuklara inanıyorum, taraftarımıza inanıyorum, şehre inanıyorum. Yönetimimiz zaten elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. İnşallah. Hocam, İnşallah. Kütahya'da bir seferberle ilan edildiğin yer nasıl? Evet. Biraz detaylarınız var hocam. Sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşlar, birazdan Sayın Valimiz, milletvekilimiz, işte komutanlarımız, herkes geliyorlar. Bu zaten bir birlik bütünlük olduğunu gösteriyor. Zaten şehrimizin bence bana kalırsa buna ihtiyacı var. Bu çocukların taraftara, şehrin bütünlüğüne ihtiyacı var. Ben bu birliktelik ve beraberliğin bize başarı getireceğine inanıyorum. Şu an bir eksiğimiz yok, tam kadroyuz. İnşallah bir problemimiz. Bir de Anıl var sezon başından beri bizimle birlikte. Elinden gelen her şeyi yapıyor takıma katılabilmesi için. Ama tabii zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Gönül isterdi ki onu da bir kullanabilelim ama zorluk derecesi yüksek maçlar oynadığımız için Anıl'ı kullanamayacağız. Onun dışındaki arkadaşların hepsi tamam.